Enfes Mutfak kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça bereketli ve oldukça lezzetli bir borcamda muzlu pasta tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi yapımına geçelim. Öncelikle geniş bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı aldım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edip mikserin en yüksek devri ile 2-3 dakika çırptım. Daha sonrasında içerisine bir paket vanilya, bir bardak süt ve bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 100 ml, su bardağı ölçüm ise 200 ml. Tekrar mikserle bir karıştırdım 30 saniye kadar. Daha sonrasında elenmiş olmak şartı ile 2 su bardağı unu ekledim ve üzerine bir paket kabartma tuzunu boşalttım. Son olarak da iki buçuk yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Ve mikserin en düşük devri ile şöyle iyice karışana kadar çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Akışkan bir yapıya sahip. Ve şöyle büyük bir dikdörtgen borcamın tabanını sıvı yağ ile yağladım ve kek harcımı boşaltıyorum. Ve ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum. Yaklaşık 30 dakika kadar fırında pişecek. Siz de kürdan kontrolü yaparak kekinizi fırından alırsınız piştiğinde. Kek pişerken biz de bu arada Arası için kullanacağımız krem şanti kısmını hazırlıyoruz. 3 paket krem şantini bir kabın içerisine aldım. Ve üzerine 1,5 su bardağı sütü ilave ediyorum. Ve mikserin en yüksek devri ile güzelce koyulaşana kadar çırptım. Son olarak içerisine 1 çay bardağı damla çikolatayı ilave edip güzelce karıştırıyorum. Damla çikolatanız yok ise kare çikolatayı da bıçak veya rende ile küçülterek ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun ağzını kapatıp dolaba güzelce donması için kaldırıyorum. 30 dakikanın sonunda pişen kekimi çıkarttım. Güzelce soğumasını bekledim. Ve soğuduktan sonra kenarda ekranda gördüğünüz kadar boşluk kalacak şekilde bıçak ile kesiyorum. Ve kestikten sonra bir kaşık yardımı ile bu orta kısmı çok derine inmeden yani kekin çok tabanını inceltmeden yüzeyini alıyorum. Daha sonra bu almış olduğumuz kek parçalarını robottan geçirip kenarda hazır bekletelim. Bakın bunu kenara alıyoruz ve hazır robottan geçirip kullanacağız. Toplamda bir su bardağı soğuk süt ile de kekin her tarafını ıslatıyorum. Hem iç kısmını hem de kenar kısmını. Güzelce ıslatmış olduğum kekin üzerine şimdi dilimlemiş olduğum muzu yerleştiriyorum. Ben toplamda 4 adet muz kullandım muzun boyutuna göre adet sayısı değişiklik gösterebilir. Muzları boşluk bırakmadan sıra sıra diziyoruz. Muzları güzelce dizdikten sonra dolaptan almış olduğum İyice donmuş olan çikolatalı krem şantimi artık üzerine alıyorum ve güzelce her tarafına yayacağım. Dikkatli yayalım, biraz zor olabilir. Güzelce yaydım. Şimdi e, üzerinden ayırmış olduğum parçaları robottan geçirdim, kum haline getirdim ve kekin en son katmanına serpiyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde beyaz kısım görünmeyecek şekilde iyice serpiştiriyorum. Ve daha sonrasında üzerini streçleyeceğim. Eğer vaktiniz varsa bir gece mutlaka buzdolabında bekletin. Vaktim yok kısıtlı derseniz en az bir saat buzdolabında mutlaka bekletin. Ben bir gece önceden hazırladım. Bir gece yani dolapta beklettim. Şimdi sizler için dilimliyorum. Dilimlemiş olduğunuz boyuta göre adet sayısı değişiklik gösterebilir tabii ki. Benim dilimlemiş olduğum boyutta toplamda 24 dilim pasta çıktı. Ve üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Antep fıstığı tozu ile süsledim. Hemen bir dilim alıp Sizlere de yakından göstermek istiyorum görüntüsü şahane inanın lezzeti de öyleydi kalabalık sofralarınıza misafirlerinize e, ikram edebileceğiniz çok güzel ve çok da lezzetli bereketli bir pasta tarifi Bu lezzeti mutlaka deneyin derim deneyecek arkadaşlarımın yorum ve görüşlerini yorum kısmında mutlaka beklerim Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma abone olup zil butonunu da açmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.